Hükümetin hiçbir şeyine güvenmiyorum. Organlarına güvenmiyorum. Yani bu büyümenin gerçekçi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Alım gücümüz azalırken nasıl büyümeye gidebiliyoruz? Ben bunu anlamıyorum mesela. Ya ben bu büyümenin olduğunu açıkçası inanmıyorum. TÜİK yalan söylüyor ya. Zaten bilmiyorum, AK Parti kanalların hepsini almış. %90 kanalları hepsi yalan söylüyor. Bir tek doğru söyleyen Fox var. TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında %11 büyüdüğünü açıkladı. Bizler de vatandaşlara bu konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Ya Türkiye ekonomisi son yıllarda biraz daha, yani dünya ekonomisine göre biraz daha önde gidiyor bence. Yani büyüme doğrudur. Peki bazı vatandaşlar Türkiye'nin büyümediğini söylüyorlar. Açıklanan verilerin yanlış olduğunu söylüyorlar. Bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Son zamanlarda yapılan zamlar doğrultusunda biraz öyle düşünceler olabilir. Ama genelde baktığımız zaman bu düşüncelerin doğru olmadığını ben tahmin ediyorum. Konuşmak ister misiniz? Konuşalım mı? Hadi gelin konuşalım. Siz de gelin. Anlı olarak kalır. Peki. Siz... Genelde gördüğüm arkadaşları hiç iyi görmüyorum durumunu. Peki açıdan ekonomi rakamlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Vallahi pek iyi görmüyorum. Yani ben şöyle söyleyeyim. Antalya'da maaşıma %30 gibi bir zam geldi. Ama sadece bir elektriğe 81 lira öderken 835 lira elektrik parası ödedim. Dikkatinizi çekerim. 81'de 835. Evet. Aynen. Bu ayda 858 lira geldi. Bence düştü abi. Çünkü malzemelerin hepsi pahalı. Şu anda benim babam mobilya sektöründe. Geçen sene aldığımız suntayla bu sene aldığımız suntanın %120 fark var arasında. Ya en kötü bir malzeme bile pahalandı. Cebimizde paramız bile kalmadı. Hatta ben okulu bıraktım. ABGS'i girip çalışacağım abi. Ben sana bunu söyleyeyim. Artık her şeyden bıktım. Bunu aldım. Ekonomi durumunda da çok kötüyüz abi. Yani benim babam o ada iş yaparken az bu sene resmen çok kötüydük abi biz. Yani para kazanmak, yani asgari ücret, ekmeğin artış fiyatlar hepsi koyuyor abi. Zam koydukça koyuyorlar. Bu da piyasaya ilgileniyor. Abi ben eskiden tekel içen adamdım, şimdi tütüne kadar düştüm, ben sana bunu söyleyeyim abi. Hiç büyümediğini düşünüyorum. TÜİK'e de güvenmiyorum zaten. Hükümetin hiçbir şeyine güvenmiyorum. Organlarına güvenmiyorum. Ve enflasyonumuz çok yüksek. Berbat haldeyiz. Ülkeyi batırdılar bu kadar. Peki neden büyümediğimizi düşünüyorsunuz? AK Parti'den dolayı. Hırsızlardan dolayı. Yani bu büyümenin gerçekçi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şöyle, bundan bir yıl önce, mesela çocuğumdan bahsediyorum. Bir yıl önce 60 liraya 100 tane bez alırken şu anda 60 liraya sadece 20 tane bez alıyorum. %11 büyüme nerede? Hani ben inanmıyorum kesinlikle. Şimdi mesela çok uzun süre sonra çarşıya çıktım. Önceden 300 lirayla her şeyi yapabilirken, çocukları parka götür vesaire hepsini yaparken şimdi onu mu yapsam bunu mu diye düşünür hale gelmişiz. O yüzden ben bu büyümenin gerçek olduğuna inanmıyorum. Peki ya sizce neden böyle bir şey açıklanmış olabilir? İnanmıyorsunuz büyüdüğünüze. Yani büyüyen bir şeyler vardır. Tabii ki ülkemizde öyle yerinde duran sabit bir ülke değil. Fakat bunun vatandaşın kesesine şu anda uyarlandığını düşünmüyorum. Hala dışarıdan doğalgaz alıyoruz. Tamam, doğalgazın belki de yer altından çıkarılması uzun sürecek ama dünyada gelişen savaşlar vesaire onunla birlikte bizim en basiti bu söylediğim doğalgaz. O bile tehlikede ki ülkemizde var olduğunu düşündüğümüz bir şey. O yüzden ben bu büyümenin daha çok uzun süreler vatandaşa bir katkısı olacağını sanmıyorum. Alım gücümüz azalırken nasıl büyümeye gidebiliyoruz? Ben bunu anlamıyorum mesela. Yani bir yandan aslında ekonomimiz düşerken, bir yandan fırsatçılar kendini belli ederken, bir yandan ne bileyim açlık sınırı bu kadar TL bazında bu kadar yüksekken biz nasıl yükselebiliyoruz? Ben bunu bilmiyorum. Benim düşüncelerim böyle. Ya şu an ben KPSS'de çalışıyorum. TÜİK verilerinden açıkçası haberim var. Her sene not alıyorum ama ya ben bu büyümenin olduğunu açıkçası inanmıyorum. Ne söyleyebilirim? Gerçekler zaten ortada. Büyüdü falan haberlerde de görüyoruz ama nesnel bir veri göremiyorum ben şahsen. Büyüdüğüne inanmıyorum, kısacası böyle söyleyeyim size. Peki neden inanmıyorsunuz büyüdüğüne? Yani büyüme olması için nasıl söyleyeyim size, pozitif bir gelişmenin olması gerekir.
Ben pozitif herhangi bir gelişme göremiyorum. Ailevi açımdan da öyle ya ülke açısından da öyle. Genel anlamda herhangi bir bize yansımasını görmedik yani. Ben büyüdüğüne inanmıyorum. Büyüse böyle olmazdık zaten. Büyümesi için Türkiye'den doların kalkması lazım. Alışverişi Türk parasıyla yapmamız lazım. Onu da yapacak cesareti olan bir lider görmüyorum ben. Bu kadar yani. Sizler büyümeye inanmadığınızı söylediniz. Sizce neden böyle bir açıklama yapılmış olabilir o zaman? O Türk yalan söylüyor ya. Zaten bilmiyorum AK Parti kanalların hepsini almış. %90 kanalları hepsi yalan söylüyor. Bir tek doğru söyleyen Fox var. O da başkasının kanalı da kendine göre doğru o da. Ama bilmiyorum işte olmuyor. Yapamıyorlar. Bu işi yapamıyorlar. Bıraksınlar artık. Olacağı bu.